Hamile bir ceylan doğum yapmak için dere kenarına gidiyor. Tam o esnada gök gürlüyor, şimşekler çakıyor ve devasa bir yıldırım yanındaki ormana düşüyor ve ormanda yangın başlıyor. Ceylan başını sola bir çeviriyor ki bir de ne görsün, kendisine nişan almış bir avcı onu vurmak üzere. Sağ tarafına bir bakıyor, devasa bir aslan o ceylana doğru saldırıyor. Bir yandan da dere taşmaya başlamış. Ceylan çaresiz, ya bulunduğu orman yanacak ya kendisine aslan saldıracak veya avcı tarafından vurulacak veya olarak ölecek. Ne yöne kaçsa kurtulamayacağını fark eden Ceylan o an bir şeye karar veriyor. Elinden geleni yapmaya. Hepsine karşı gözünü yumuyor ve doğumuna odaklanıyor. Doğum yapıyor. Tam o esnada bir mucize gerçekleşiyor. Avcı tam ateş edecekken büyük bir yıldırım daha düşüyor ve avcının gözünü alıyor. Bir anda avcı yanlışlıkla hedefi şaşırıyor, arkadaki aslanı vuruyor. Bir yandan müthiş bir yağmur başlıyor ve ormanın yangınını söndürüyor ve Ceylan yavrusunu alıp oradan uzaklaşabiliyor. Hayat da işte aynı bu hikayedeki gibi bazen etrafımızı kuşatır. Nereye baksak bizi bekleyen sıkıntılar, musibetler görürüz. İşte böyle bir anda sadece yapabileceğimiz şeye odaklanmalı, asla arkaya bakmamalıyız. Gücümüzün yetmediği bütün o hadiseleri de bütün kainatı ve bütün insanların işlerini evirip çeviren sonsuz kudret sahibi olan Allah'a bırakmalı, ona tevekkül etmeliyiz. Tevekkül edip Allah diyerek yola çıkan adam yolda kalmaz kardeşim.